Herkese merhaba. Sevgili YouTube kanalımızın takipçileri. Size bu videoda Berna 700D Overlock'u tanıtacağım. Berna 700D nasıl bir overlock? Ne özellikleri var? Düğmeleri ne işe yarıyor? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi makinenin burada açma kapama düğmesi, fiş girişi var. Panel buradan sağ, buradan da sola komple açılı şekilde tasarlanmış. Bu Janome modellerinde görmüş olduğumuz tipin aynısı. Ön panel bu şekilde açılıyor. Janome'nin 204 modelinde de aynı şekilde. 300 TR300 modelinde, 3000 modelinde yarım açılıyor. Şu arka diferansiyel kısmını göremiyorsunuz. Makinenin şuradaki görmüş olduğunuz kısım, şu düğme bıçağın hareketini kesim mesafesini ayarlıyor. Dar kesim ya da geniş kesim, yani bıçağı sağa sola alarak zigzag boyunun genişliğini, darlığını ayarlıyorsunuz. Buradan sağa doğru gittikçe genişliyor, sola doğru geldikçe alt bıçak kesim mesafesi daraldığı için overlock'un kesimi daralıyor. Şurada singerlerde olduğu gibi katlama kenarı, bebe overlock'u falan diyorlar ya mesela, penye tarzı overlock'larda geri çekiyorsunuz, ucun kıvrılmasını, yani kumaş şu parçaya değmiyor, iplik o parçaya değmiyor, kumaşa direkt temas edip orada bir hafif bir rulolaşma yapıyor. Bunu öne doğru ittiğiniz zaman temiz bir overlock dikişi görüyorsunuz. Ama kimisi o katlamalı overlock istiyor. O zaman bunu geri çekiyorsunuz. Bebe overlock'unda da. Bu şekilde oluyor. Kıvırmalı bir overlock. Yapmak istiyorsanız dar kenar overlock dedikleri kısım bu. Tansiyonlar bu şekilde aşağı yukarı, yukarı çıktıkça tansiyonu sıkıyor. Aşağı indirdikçe iniyor. Yani gerginliği azalıyor. Her ipliğin renginin hangi örmede olduğunu, hani hep diyorum ya, bir deneme ipliği takın hepsine rengarenk. İşte hepsine siyah, hepsine beyaz takarsanız anlayamazsınız. Burada işaretleri koymuşlar. Hangi ipin dikiş üzerinde hangi şeyde olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Yani bu dikiş sarı dikiş, baştaki düz dikişmiş. Buradaki ortadaki düz dikiş, buradaki tam tur örme dikişi, bu da en sağdaki, en dıştaki dikiş olarak toparlama açısından gösteriyor. Burada iplik takma şeması var. Aynı zamanda oil dedikleri yerlerde, hareketli olan yerlerde, hep diyoruz ya hareket eden eklem yerlerine birer damla yağ damlatıyorsunuz. Oralardaki damlama yerleri, bıçak iptali yukarı kaldırıp böyle arkaya doğru çeviriyorsunuz. Bu şekilde, yani sağa itip tekrardan aşağı indirdiğiniz zaman kesen overlock. Sağa itip yukarı kaldırdığınızda bıçak iptaliyle kesmez şekilde, yani overlock çekmenize imkan sağlıyor. Ön kısmı bu şekilde. Buradaki arkadaki görmüş olduğunuz kısım, şurada pozisyonları var. 07 N, bu da 01 N dediği yer, normal dediği yer yani. Bu da 01'e tekabül ediyor. Burada 1.5 ve burada 2. Burada büzgü diferansiyel sistemi. Hani penye kumaşlarda çektiğimiz zaman bu diferansiyel sistemi olmadığı zaman marullanma oluyor ya. O marullanmanın önüne geçmek için, ya da marullanma istiyorsanız bir etek ucunda, mesela çocuğunuzun eteğinin ucuna bir fırfır gibi bir şey, böyle dalga dalga olmasını istiyorsanız buradaki marullanmadan ayarlayabiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz kısımda bakın, şurada bir vidayı açıp aşağı yukarı alacağınız bir mesafe var. Bu da adım ayarı. Sıklık, seyreklik ayarı burada. Başka da ne ayarı var? Burada da kumaş baskı sertlik ayarlarını, yani şu baskı sertliğin kumaşa ne kadar basması gerektiğini buradan çevirerek ayarlıyorsunuz. Bu çoğu overlock'ta yok. Yani alt segment overlock'ta yok. Ama buna koymuşlar. Bunda var. Ekstra olarak ne yapabilirsiniz bu overlock'ta? Kalın kumaşlar dikebilirsiniz rahat şekilde. Bu Berna'nın bir önceki videomda da anlatmıştım, bir overlock daha geçmişti. Bu son modelin bir önceki çıkan modeli. Yani şey gibi düşünün, yeni kasa eski kasa birebir aynı. Ekstra bir özelliği yok. Şuradaki bıçak mesafesini adam şuraya almış. Bıçak mesafesini burada dışarıdaki düğmeden yapıyorsunuz. Yine aynı kalite. Çünkü bunun da mesela broşüründe işte profesyonel kesim bıçağı falan filan tarzında övgüler bahsediyordu. Yani şimdi şöyle bir bez koyalım. Şöyle dur bakayım. Kenar şu şekilde, bakın. O dar kenar overlock gerideyken bu şekilde dikiyor. Dar kenar overlock parçasını, o bıçağı ileri doğru itiyoruz. Şöyle koyalım altına. Evet.
dar kenar vurulumunu ileri ittiğimiz zaman daha düzgün bir kenar dikişi veriyor makina bize. Buradan biraz adımını çok açmışım ben. Adımını şöyle 3'ün oralara getireyim. Daha güzel bir görüntü sağlayacak. Adımını değiştirdiğim zaman makinenin dikişi. Yani şöyle daha güzel bir overlock dikişi veriyor. Makine kalın diker mi? Onu test edelim şimdi sizinle. Bakın 2'ye katlanmış. 2, 4, 6, 8, 10 kat. 10 kat iyi mi? 10 kat. Şöyle 2, 12 kat olsun. İyi mi böyle? Şöyle göstereyim. 12 kat kumaş. Bu fazla olur çünkü. Bu diker de fazla olur. 12 kat penye kumaş. Şöyle göstereyim. Bunu da bir dikmeyi deneyelim. Adımı biraz açalım. Çünkü çok kalın olduğu için yerinde sayabilir. Adımı biraz genişletelim. O adımı geniş... Tam videoyu çekerken biri geliyor. İş yarım kalıyor. Ya dikti de adamın böyle kapıyı canhirat şekilde çalmaya çalışması. O kısmı göremeyeceksiniz. Keseceğim. Diktim ama tekrar göstereceğim. Şimdi böyle kumaşı altına veriyoruz. Tamam mı? Çekip bak kesip çıkardığı kısım burası. Tamam mı? Diktiği kısım da burası. Şöyle göstereyim. Yani hani hep diyorlar ya bana, ben şundan şikayet ediyorum. Beni şey gibi danışma olarak kullanıyorlar. Ben bu videoları beni kullanmayın diye çekiyorum. Kendi gözünüzle görün diye çekiyorum. Kıyaslama yaptırıyorlar bana. Yapmak istemiyorum. Neyle kıyaslayabilirim? Tip olarak Janome'ye benziyor. Ama bıçak sistemi yukarıdan, yani Singer gibi yukarıdan çalışıyor. Bu bir avantaj. Mesafe yukarı kalkıyor. Profesyonel tık 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 inip çıkıyor. Güzel kesiyor. Güzel çekiyor. Çalışma sessiz değil. Sessiz. Zaten o paralara kötüsü olsa adamı bıçaklarlar falan diyor bizim. Yani şu an 2500-3000 liraya 4000 liraya overlock satıyor Berlin'e. 12 kat kumaşı da bir zahmet diksin. Yani şu görmüş olduğunuz düzgünlüğü 12 katta da aynı, 2 katta da aynı. Bu güzel bir şey. Çünkü kimisi misal kalın kumaşlarda burada pıt 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 boncuk atar. Bu makine atmıyor. Bernina güzel İsviçre malı. Kaliteli, güzel. Soranlara, aklı takılanlara bir ışık olsun. Berna 700D Overload'a inceledik. Sistem bu. Çalışma şekli bu. Kalın da dikiyor. 12 kat kumaş denedik. Sorunsuz dikti. Makinanın sözü verdik. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman maşa soktan satılmış oluyor. Kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi, Instagram, YouTube, Facebook'ta Taşay Makine olarak bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Ne zaman satıldı, duymadık falan filan diyorsunuz. Ben çoğu makineyi satıldıktan sonra bile overlock şey video çektiğim oluyor. Kısmet bu işte. Herkes kendine iyi baksın. Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmuyorsunuz. Herkes kendine iyi baksın.